Evet, halen İmamoğlu'nun gerisinde seyrediyor. Ama bu artış gittikçe, yani adaylık ihtimali güçlendikçe artıyor. Şimdi bir yanlış, özür diliyorum Barış Yok. izinli. Biraz şurayı açar mısın bize? Söylediklerinden şunu anladık. Sadece CHP yükselmiyor, o altı masadaki diğer partiler de, bundan herhalde Deva Geleceği ağırlıkla kastediyorsun. Onlar da yükseliyorlar. Hani AKP'nin yerini almış değiller. Ama şaşırtıcı sonuç. Bunları hangi illerde görüyorsun ve biraz açar mısın biraz daha bilgi olarak bize? Evet, yani bölge illerinin tamamında bunu görüyoruz. Yani bunu açık söyleyebilirim. Deva ve Gelecek Partisi Türkiye genelinde aldıkları oylara nazaran Kürt illerinde daha yüksek oylar alıyorlar. Yani iki kata yakın demesem de, yani bunu çok net ifade etmesem de bu oyları üstünde, çok üstünde oy alıyorlar. Ve bu Kürt kentlerinde, AKP'den. özellikle AK Parti'den kopan rahatsızlardan, evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özellikle yeni seçmenlerden, genç seçmenlerden çok fazlasıyla oy alıyor. Bu önemli bir veri. Genç seçmenler açısından şunu artık çok net ifade edebilirim. Genç Kürt seçmenlerin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'ye fark atacak şekildendir. Enteresan. Evet. Peki Barış? Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Diyarbakır ziyareti bu açıdan sizce de bir tür adaylık sürecinin bölgede hazırlanması mıydı? Yani bunu görerek mi Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir adım atıyor? Şöyle, Kılıçdaroğlu nasıl bir adım attı? Bunun doğrusu ben farazi konuşmuş olacağım ama Diyarbakırlılar ya da genel anlamda Kürt seçmenler Kılıçdaroğlu'nu 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildiği günden bugüne ilk defa bir iktidar adayı olarak, güçlü bir iktidar adayı olarak Diyarbakır'da gördüler. İlgi bu yüzden çok yüksekti. İlk defa bir cumhurbaşkanı adayı olarak Diyarbakır'a geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmaktan ziyade bu sebeple ilgi yüksekti ama bu beklenti karşılandı mı? Bunun için biraz zaman lazım. Yani bir temkinli hal var. Evet, bir iyimserlik var ama geçmiş deneyimler sebebiyle bir temkin mevcut. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına bir sıcaklık olduğunu, yani seçmenden bir sıcak mesaj olduğunu da ifade edebiliriz. Peki, bir şey sormak istiyorum Roş. Ben yine yani Diyarbakır'dan ve Kürt oylarından ittifaka dönmek istiyorum. Yani bu konuda içinde dahil olmak üzere. Zaman zaman kulağımıza şöyle şeyler çalınıyor. Ya bu altılı ittifakta aslında verilen görüntüden daha tersi bir durum var. Örneğin Davutoğlu memnun değil. İstediklerini alamadı, istediklerini yaptıramadı. Yakın zamanda ayrılabilir. Ya da işte bu seçim tasarısı yasasından ya da yasa değişikliğinden yeni seçim tasarısından sonra ya altılı ittifak artık birlikte kalmakta zorlanabilir gibi. Bunlar doğru mu sence? Yani gözlemlerin bu yönde mi bir? İkincisi, eğer ittifak bu sağlam yapısını korumazsa başlarına ne gelir? Nasıl bir risk ile karşı karşıyalar? Bunu sormak istiyorum. Şöyle, ben eskiye oranla, yani 2018 seçimlerine oranla tabanlardaki uzlaşmanın elitler arasındaki uzlaşıdan daha güçlü olduğunu öngörüyorum. Yani seçmenler, yani özellikle muhalefete geçmiş seçmenler açısından artık işbirliği zaruri bir şart olarak görülüyor. Yani siyasi partilerin kendi tabanlarını artık bu ittifaka ikna etmekten ziyade bu ittifaktan vazgeçtikleri an neden ittifaktan vazgeçtiklerine dair sorularına cevap vermesi gerekecek. Çünkü seçmenler, bütün siyasi partilerin tabanlarındaki seçmenler partilerini bu ittifaka zorluyorlar. Çünkü aslında oylarının boşuna da gitmesini istemiyorlar. Yani iktidardan koparken seçmenler, bir iktidar partisinden, Cumhur İttifakı'ndan koparken muhalefete gelmek istemiyorlar. İktidar olacak bir muhalefet partisine gelmek istiyorlar. O sebeple iktidar yolunun da bu zaruri işbirliğinden geçtiğini bildikleri için
bu ittifakı elzem görüyorlar. Eskisi gibi bu siyasal partiler arasındaki ideolojik farklılıklar, üslup farklılıkları ittifakların çatlamasına çok alan açmayacaktır. Bence bu seçime doğru gittikçe hele ki siyasi partiler arasındaki bu rekabet, yani özellikle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki rekabet, ortamın sertleşmesi zaten muhalefet partileri arasındaki farklılıkları, çelişkileri de kapatacaktır. Ama dediğim gibi, yani az önce ifade ettim, bu ortak liste tartışması, evet, matematiksel olarak, sayısal olarak bir kazanç anlamına geliyor. Ama bugünden konuşmaya başlamak siyasi partiler arasındaki ittifak zeminini zehirleyebilir. Çünkü adaylıklar tartışması bugünden başlar. Bu yerellere sıçrar. Yerellerden genele doğru bir çatlak belirebilir. İşbirliği zemini zehirlenebilir. Ya böyle bir handikapı var. Bu yeni yasanın çok gözden kaçırılan bir şey. Evet, Barış'ın yok galiba. Emin'in son bir kapatın sorusu olsun. Çok kritik bir konu var. En demokrasi adına en kötü senaryoyu düşünelim. Çünkü biraz önce Sarıhan Uluç bu olasılığa dikkat çekti. O da şu, bu seçim yasasının arkasında, düzenlenmesinin arkasında aslında HDP'yi kapatma ve bir parti olarak da HDP veya ondan sonra kurulacak yeni bir partinin seçime girmesini engelleme hesabı var dedi. Bu senaryoda, yani en kötü, demokrasi adına en kötü senaryoda bir HDP yok ve yeni kurulan partide seçime girmiyor. Çünkü bunun için tuzak bir şey var, meclise grup kurma yoluyla seçime girme. Bu durumda Kürt seçmenin tepkisi ne olur? Şahsi gözlemini soruyorum. Bir hani böyle bir, ne bileyim, kurumsal bir temsiliyetle sormuyorum. Yani kurumunu bağlamak istemiyorum araştırma kurumu. Senin şahsi gözlemini soruyorum. Evet. Şöyle, yani bu konuda seçmene sorduğunuz hipotetik sorular var. Yani HDP kapatılırsan ne yaparsınız diye. Seçmenin çok önemli bir çok önemli oranda HDP'ye oy veren seçmenler, yani 1/4 kadarı HDP'nin gösterdiği siyasi partiye oy veririz derken kalan %25'i de, yani boykot edeceğim seçeneği neredeyse yok, Cumhuriyet Halk Partisi ve DEVA gibi siyasi partileri tercih edeceklerini ifade ediyorlar. Yani burada HDP'nin de bir başka siyasi partiyi göstermesi durumunda buraya yöneleceklerini çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama ben daha kötü bir, yani bu senaryoyu daha da kötüleştirerek söyleyeyim. Seçime 5 gün kala, 1 hafta kala HDP kapatılırsa, HDP'nin kendi seçmenine hangi siyasi partiye göstereceği, yani bu kısa zaman içerisinde mobilize etmesi çok zorlaşacak. Ya bunların hepsi seçime bir kala, niyetini 5 kala... Niyetini gösterir, Türkiye İşçi Partisi'ni gösterir. Ama bölgede adayı olmaz. Yani kimi göstermesinde sıkıntı yok. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de gösterebilir. Seçmenleri buna riayet edip gidip oy verebilir. Mesele bu değil. Mesele bu kalan kısa zaman içerisinde, yani bir haftalık zaman içerisinde örneğin, iki haftalık olabilir bu. Bu süre içerisinde seçmenini mobilize etmesi çok zor olabilir. Bunu ifade ediyorum. Yani çünkü yani %90'ını mobilize eder ama %10 bile artık, biliyorsunuz, yani bu seçim için çok önemli. Ve bu tür riskler var, barındırıyor bu tür riskler seçime doğru giderken. Bunların hepsini iyi hesap etmek lazım. Bu açıdan ama şunu unutmamak lazım. Bu az önce konuştuğumuz bütün senaryoları parlamento seçimleri etrafında konuştuk. HDP'nin kapatılması ortak aday olacak mı bir muhalefet adayına karşı da HDP'li seçmeni perçinler. Bu muhalefet adayını güçlendirir. Yani şimdi burada alınan önlemler ya da konuştuğumuz bütün olumsuz senaryolar, muhalefet açısından konuştuğumuz bütün olumsuz senaryolar parlamento seçimleri için. Peki ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıktığı zaman ve bunun üzerinden bir uzlaşı sağlandığı zaman nasıl engellenecek bu durum? Yani muhalefetin bence güçlü kası burası. Cumhur İttifakı'nın da henüz çare bulamadığı yer ortak cumhurbaşkanı adaylığı meselesi. Buna odaklansınlar diyorsun yani. Evet. Peki Roj Giresun, çok teşekkür ediyoruz. Çok net geldin. Evet, gibi. Sağ olasın. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar konuşmak, buluşmak üzere. Evet, şimdilik bu kadar.
bu akşamlık da bu kadar. Pazartesi akşamı